ek gıdaya geçerken bebeğime ne yedirmeliyim? 6 ay göz açıp kapayıncaya kadar geçti ve sizi hem heyecanlandıran hem de düşündüren o an geldi çattı. Ek gıdaya geçiyoruz, bebeğimize ne yedireceğiz? Bugün bunu konuşmak için beslenme uzmanı Özge Bezirci ile bir araya geldik. Hoş geldin Özge. Nasılsın? Hoş bulduk. Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün ek gıdaya geçmek üzere olan ailelere yardımcı olabilmek için temel beslenme şekilleri üzerinden gidelim istedim. Menümüzde neler var? Bugün menümüzde kabak, patates ve havuç var. Özellikle bunları seçtik aslında. Çünkü hem bebeklerimizin sindirebileceği düzeyde besinler, hem yumuşak hem de vitamin, mineral değeri açısından oldukça zengin. Özellikle bu sebzeler için pişirme yöntemi çok önemli. Buharda pişirmemiz gerekiyor. Çünkü vitamin, mineral değerlerini maksimum düzeyde almak istiyoruz. Bu yüzden annelerimize hep buharda pişirmelerini tavsiye ediyoruz. Sen gelmeden önce ben onları buharlı pişirme makinesinde zaten hazırlamıştım. Ha, süper. Bir de yoğurt mayaladım. Yoğurt mayalama işine ben hamileyken başladım aslında. İlk başta da eski usul, geleneksel yöntemle yoğurtları mayalıyordum. Ama maalesef tutmadı o yoğurtlar. Evet. Bu tam böyle bu sefer oldu diye yanına gidiyorum. Sulu kalmış ya da işte ekşi olmuş. Sonunda pes ettim. Yoğurt mayalama makinesi aldım. O zamandan beri kullanıyorum. Süper. Ellerine sağlık. Dediğin gibi geleneksel yöntemlerle her zaman tutmayabiliyor. Bunu annelerimiz de görüyorlar aslında. Bazen sulu oluyor, bazen ekşi oluyor. Hep aynı standartta olmuyor. Bu yüzden de gerçekten hani makineler bize yardımcı oluyor. Hem zamandan tasarruf ediyor annelerimiz. Özellikle çalışan annelerin kurtarıcısı olabiliyor. Bir de böyle küçük porsiyonlarda tüketmek bebek için hem hijyen açısından hem onun yiyebileceği miktarlar açısından oldukça güzel oluyor. Ellerine sağlık. Ben bu kavanozlardan dışarı çıkarken alıyordum yanıma. Hemen dışarıda yediriyorum. Bazen meyveli mayalıyorum, bazen sade, bazen damak tadımıza göre daha işte ekşimsi ya da daha tatlı. Zaman ayarlı düğmesi de var. Yoğurtlar hazır olduğu zaman bizi uyarıyor. Yani ben çok memnun kaldım. Evet. Bu arada meyve demişken ara öğünde yoğurtla birlikte meyve de bebeklerimiz tüketebilirler. İlk başta biz elma ile başlıyoruz. Armut da olabilir, şeftali de olabilir. Muz ya da avokado da tercih ediyoruz aslında meyve olarak. Bunlara kesinlikle metal değdirmemek gerekiyor. Metal bıçak kullanmamak gerekiyor. Yine vitamin, mineral kaybı olmaması için cam rendeyi tavsiye ediyoruz sevgili annelerimize. Ve meyveleri cam rende de kolaylıkla rendeleyebiliyoruz. Ben hemen bir tanesini şöyle senin için örnek göstereyim. Tamam. Meyvelerimizi rendeledikten sonra onu yoğurdun içine de karıştırabiliyoruz aslında. O şekilde de olabilir. Ayrıca ceviz, fındık, badem gibi sert, şu an tabii bebeklerimizin dişi olmadığı için tüketemedikleri için onları da cam rendede rendeleyip diğer besinlerle mesela yoğurtla karıştırıp o şekilde de tüketebiliriz. Kaşık veriyorum. Evet, kaşık tane. Rica edeyim. Teşekkür ederim Burçak'cığım. Şimdi mesela bu rendelediğimiz elma püresini zaten püre kıvamında olması gerekiyor. Yoğurdumuzun içine karıştırabiliriz. Hem bebeğimize güzel tatlı bir tat vermiş oluruz. Evet, bazen hem de bebekler yoğurdu tek başına tüketmek istemiyorlar. Evet, daha damak tatlarına uygun oluyor. Hem de katkı maddesi olmadığı için çok daha doğal, bizim de annelerin de içine sinmiş oluyor aslında. Son olarak ben sana bebek liderliğinde beslenmeyi sormak istiyorum. Tabii ki. Bu dönemde çok konuşuluyor. Ben de kısmen uyguladım. Bebeğe ne gibi katkılar sağlıyor veya aileler bunu neden tercih etmiyor? Onlardan bahsedelim. Evet, aslında son dönemde çok popüler oldu bu bebek liderliğinde beslenme konusu. Önceden çok fazla yoktu. Annelerimiz böyle bebeklerin arkasından koşturarak ona yedirmek için uğraşıyordu. Bu yöntemle birlikte hem bebek kişisel gelişimini de tamamlamış oluyor. Yani kendine özgüveni geliyor, onu bir oyun gibi görüyor. Hem zihinsel gelişimi, işte el becerileri de gelişmiş oluyor. Ve eliyle tutabileceği büyüklükte ve yumuşaklıkta olursa bebek için çok daha faydalı oluyor. Bu yöntemi uygulamakta ve bebeğinizde denemekte fayda var aslında. Bazen anneler etraf kirlenmesin diye bu yöntemden uzak duruyorlar. Evet. Ben onun için bugün kaymaz bir tabak kullandım. Bunlardan tercih edebilirler. Yine aynı şekilde böyle üst kısımları çıkabilen ve makinede yıkanabilen mama sandalyelerini tercih edebilirler. Evet. Mama sandalyelerinin üst kısmı için kullanat örtüler var. Altına sarabileceğimiz bebek bakım örtüleri var. Süpermiş. O zaman hiç korkmalarına gerek yok. Aynen. Bundan. Bunları kullanarak bebeğin kendi başına yemesini sağlayabilirler. Böylece bebek aileyle
benim gördüğüm, aynı masada oturunca kendi bir birey olduğunu hissediyor. Kesinlikle aynı masada oturması çok önemli çünkü o yemek kültürünü öğreniyor, yemek saatini öğreniyor. Bazı beslenme davranışları 0-3 yaş arasında gelişiyor ve bunu da bebeğin dahil olması gerçekten çok 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 önemli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili merak eden anneler, bebeğiniz ek gıdaya geçerken ihtiyacınız olan her şey hepsi burada da. Merak eden anne, CE.